Yeni Doğan canlandırması. Evet arkadaşlar Yeni Doğan canlandırmasında ikinci düzeyde yani acil bir durumda kılavuza yönergeye uygun için uygulamayı yapmamız bekleniyor. Dolayısıyla her aşaması karşımıza tutusta soru olarak çıkabilir. Hangisi canlandırma öncesi prenatal risk faktörlerinin sorgulandığı dört temel sorudan birisi değildir. Evet biz anneden ya da kadın doğum hekiminden hangi bilgileri almamız gerekiyor yu soruyor. Evet beklenen gestasyon yaşını mutlaka sorgulamamız gerekir. temiz mi değil mi? Yani mikoyumlu mu değil mi? Sormamız gerekiyor. Kaç bebek olduğunu sorgulamamız gerekiyor. Ek bir risk faktörü olup olmadığını sorgulamamız gerekiyor. Bebeğin intrauterin postürünü sorgulamak bu temel dört temel sorudan birisi değil. Aşağıdaki canlandırma öncesi hazırlık aşamaları ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir diyor. Riskli doğum beklenmiyorsa canlandırmanın başlangıç basamaklarını yani ısıtma, pozisyon verme, ağzını burnunu aspir etme ve kurulama aşamalarını bilen bir kişi olmalıdır. Evet doğru. Riskli doğum bekleniyorsa yeni doğan canlandırma uygulaması yani pozitif basınçlı ventilasyon, entübasyon, kalp masajı eğitimi almış ek bir kişi daha olmalıdır diyor. Evet bu da doğru. Çoğul gebeliklerde her bebek için, evet her bebek için bu iki insanın ikisi birden bulunmalı. Yani iki bebek varsa dört kişi bulunmalı anlamında bunu kullanıyor. Bu da doğru. Canlandırma takım üyeleri kendi aralarında bir lider seçmelidir. Evet bu da doğru. Kompleks olmayan canlandırmada ekipten bir kişi sadece süre tutmalıdır. Hayır kompleks canlandırmalarda bir kişi hem süre tutar hem de yapılan girişimleri not eder. Fetal stresle acil sezaryenle doğan 38 haftalık bebek doğduktan sonra ağlıyor. Üstvault ekstremite simi fleksiyon pozisyonu tespit ediliyorsa bu aşamadan sonra uygulanacak adımlardan hangisi yanlıştır diyor. Biz şimdi doğduktan sonra göbek klempleninceye kadar hızla şunu değerlendiririz. Bebek term mi? Tonusu iyi mi? Soluyor mu? ağlıyor mu şeklinde. Gözlük bizim çocuğumuz tem doğduktan sonra ağlıyor. E, demek ki solunumunu da yapıyor. Üst alt ekstremitede semifleksiyon pozisyonunda ise tonusu da iyi. Yani soruların cevabının hepsi evetse rutin bebek bakımı uygulanır. İlk bakım adımları annenin göğüs ve karnı üzerinde yapılabilir. Evet doğrudur. Başından başlayarak kuru ılık ve çarşafla kurulanır. Doğrudur. Başa kulakları için alacak şekilde şapka giydirmelidir. Doğrudur. Yalnız burada bir ayrıntı var. Bunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Eğer bebeğimiz e, düşük bir prematürse yani 30-32 haftanın altında bir gestasyon yaşına sahipse et evet, bu kurulama işlemi yapmadan yani daha henüz kurulama yapmadan kurulama yapılmaz. Bebek poli etilen torbaya alınır. Isı kaybını engellemek için poli etilen torbaya alınır. Daha sonrasında evet başına şapka giydirilir. Ve tabii ki ya radyant ısıtıcı ya da küvözde ısı sağlanır. Bunu unutmayın. Demek ki ağır pretemlerde kurutmadan direkt polietilen torbayı alıyormuşuz. Bu bir ayrıntıdır. Ağız ve burun mutlaka aspire edilir. Hayır arkadaşlar bu rutin aspirasyon yoktur. Sadece gerektiği durumlarda aspire etmek gerekir. Sırtın sıvazlaması şeklinde taklis tümüsü, yani taklis tümüsü vermek için bebeğin ya solunumu yeterince olmayacak, ya kalp tepatımı yani ağlamayacak bebek, nefes almayacak ya da postüründe e, ne olmayacak, iyi bir postürü olmayacak gibi şartlarda uygulanacak bir durum. Fetal stres nedeniyle acil sezaryenle doğan 38 haftalık bebek doğduktan sonra semifleksiyon postüründe yani postürü, tonusu iyi, ağzından bol sekresyon geliyor, solunumu yer, gel. solunumu yeterli değil ve ağlamıyorsa. Yani bu 3 temel sorumuzdan 2 tanesi hayır cevabı almış. 15 saniye içinde başına pozisyon veriliyor. Yani başlangıç basamakları uygulanıyor. Kurulanıyor. Ağız içi ve burnu aspir ediyor. Buna rağmen henüz yeterli solunum yapamadığı gözleniyorsa et yapılması gereken ek taktil stimulus vermektir. Yani ayak tabanına fiske vurmak ya da sırtını sıvazlamak şeklinde taktil stimulus vermek gerekir. Fetal distres nedeniyle acil sezaryenle doğan 38 haftalık bebeğe yeterince solunum yapamadığı için 30 saniye boyunca kurulanmış basınca pozisyon verilmiş ağız içi ve burnu aspir edilmiş ve ek taktil stimulus verilmiş. Yani başlangıç basamakları uygulanmışsa. Buna yanıtın değerlendirilmesi ile ilgili hangisi yanlıştır? Bunu yaptıktan sonra neye göre değerlendireceğiz diyor. Yeterli solunum çabası diyebilmek için bebeğin iyi bir göğüs hareketi olmalıdır. Doğru. Göğüs kafesi kalkmalıdır. İç çekme tarzında solunum etkisizdir. Apne gibi değerlendirilmelidir. Doğrudur. Bebek etkili bir şekilde nefes olsa kalp tepatım yüzün üzerinde olmalıdır. Evet bu da çok önemlidir. Kalp hızını saptamada göbek kordonu tabanı palpasyon, oskültasyon kadar doğru sonuç vermez. Evet göbek kordonu tabanı palpasyonu Kalp hızını saptamada kullanılır ama oskültasyon daha iyidir. Evet bu da doğru. Kalp atış hızı nabız oksimetresi monitörü ile izlemek tercih edilen yöntemdir. Yanlış. Evet nabız oksimetresi kalp tepe atımını gösterebilir. Ama özellikle kalp tepe atımının düşük olduğu durumlarda ya da yeterince perfüzyon olmadığı durumlarda bu yanlış sonuç verebilir. Yanlış sonuç verebilir. Bundan dolayı kalp atış hızını izlemek için tercih edilen yöntem 3 kanallı... EKG kullanmaktır arkadaşlar. Ama aslında oksijen saturasyonu da ölçmem lazım. 3 EKG EKG'de saturasyonu göstermez. Demek ki saturasyon ölçmek için nabız oksimetresi artı kalp tapı atımını belirlemek için de 3 kanallı EKG'yi birlikte kullanmak gerekir. Fetal stresine ilacı? Sezaryenle doğan 38 haftalık bebek doğduktan sonra yetince solunum yapamadığı için 30 saniye boyunca başlangıç aşaması restorasyonda uygulanmış, stimulusta verilmiş. Kalp tapatımı 120 yani kalp tapatımı 100'ün üzerinde normal, solunumu yeterli ancak siyanozu düzelmiyorsa. Bu aşamadan sonra ilk yapılması gereken nedir diyor. Et kalp tapatımı 100'ün üzerindeyse solunumu yeterliyse ama sadece siyanozu varsa oksijen saturasyonu ölçülerek hastaya serbest oksijen Başlamak gerekir. Spontan solunumu olan yeni doğan bir bebeğe serbest akışlı oksijen verme yöntemlerinden yani az önceki durumda olduğu gibi olmayan hangisidir? Evet oksijen vermek için serbest akışlı oksijen için oksijen ortumu kullanılabilir. Anestezi balonu ve maske kullanılabilir. T parça canlandırıcı ve maske özellikle tercih edilen bir yöntemdir. Kendi şişen balon üzerinde açık rezervuar kullanılır. Kendi şişen balona bağlı maske kullanılmaz oldukça önemli bir bilgi arkadaşlar yapılan önemli bir hatadır. Fetal distres nedeniyle acil sezaryenle doğan doğduktan sonra yeterince solunum yapamadığı için 30 saniye boyunca kurulanan başına pozisyon verilip ağzıca aspir edilen ek tetkili stümlüsü başlangıç işlemleri uygulanan 38 haftalık bebeğin bu sefer deminki vakadan neydi? Kalp tepatımı yüzün üzerine çıkmıştı. Solunumu iyiydi. Sadece siyonuz vardı. Servis oksijen veriyorduk. Burada kalp tepatımı yüzün altında 80 ve yeterince solunumu yoksa diyor. İlk yapılması gereken nedir diyor. Bakın eğer miadında bir bebeğe başlangıç aşaması restorasyon uygulamaları yapıldıktan sonra hala apne ya da it çeker tarzda solunum varsa veya ve veya kalp tepatım yüzün altındaysa ya da %100 oksijen vermeme rağmen siyanoz devam ediyorsa yapılması gereken maske ambuyla post başlanışlı ventilasyon başlamaktır. Peki burada 3 tane şık var. Yani oksijenin düzeyine göre hangisi? Bir defa artık günümüzde %100 oksijenle maskam buyla post ventilasyon tek başına kullanılan bir yöntem değildir. %100 oksijene göğüs kompresyonu başlandığında geçilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı olamaz. Peki o da ıı, oksijen mi yoksa %30'luk oksijen mi? Bu da bebeğin gestasyonu belirler. Eğer bebeğin gestasyon haftası büyük eşit 35 haftaysa o zaman hastalara ne yapılır? O da oksijeni düzeyinde. Yani %21 oksijenle maskambuyla PPV yapılır. Ama eğer küçüktür 35 hafta olsaydı o zaman %20 ile %30 arasında bir fio de oksijenle maskambuyla PPV yapmak gerekirdi. Burada cevabımız aşık oluyor. Bebeğimiz 38 haftalık olduğu için. Aşağıdaki resimde görülen yeni doğanda Pozitif basitli ventilasyonla kullanılan maskelerin hangisinin yüze yerleşimi doğrudur? Şimdi pozitif ventilasyonu uyguladığımız maskenin hem ağzı hem de burnu içerecek kadar büyük olmalı. Ama aynı zamanda böyle çene sınırını ve göz hizasını geçmemeli. Çünkü bu seferde ne olur? Büyük olduğu zaman e, oradan hava kaçırabilir. Bu amaçla bir anatomik yani şu şekilde değil mi? Anatomik maskeler kullanabiliriz. Bir de yuvarlak maskeler kullanabiliriz. Şimdi bir numaralı maddede bir anatomik maskeyi görüyoruz. Ve ağzı ve burnu içeriyor. Çene sınırını geçmemiş. Gözü geçmemiş. Demek ki bu doğru. 2 numarada ise et evet, gene anatomik bir maske görüyoruz ama gördüğünüz gibi ağzı yeterince içermemiş dolayısıyla küçük yanlış. 3 numarada et evet, yuvarlak bir maske var. Ağzı ve burnu yeterince içeriyor. Aynı zamanda çene sınırını geçip göze geçecek kadar da büyük değil. Bu da doğrudur. E evet, 4 numarada normalden daha büyük yani hava kaçıracak şekilde büyük bir yuvarlak maske görüyoruz. Bu yanlış. 3 numarada evet e, boyut olarak gayet iyi. Yani ağzı ve burnu içeriyor ama kaçıracak kadar da büyük değil. Ancak ters gördüğünüz gibi anatomik olarak ters yaşlı işte dizimiz. Bundan dolayı bu da yanlış. Cevabımız demek ki 1 ve 3 olmalıdır. Evet burayı incelerseniz doğru ve yanlış pozisyonları da görürsünüz. Fetal stresinde de yine acil sezaryenle 42 haftalık doğan bebeğin amniyon sıvısında mekoyumla boyalı. Mekoyumlu bir bebek doğmuş. Doğduktan sonra yeterince solunum yapamadığı için 30 saniye boyunca kurulanmış basışına pozisyon verilmiş. Yani başlangıç basamakları uygulanmış ektatli sütümlüsü kadar. Kalp tepe atımı 80 bölü dakika ve iç çeker tarzda solunumu varsa. Evet e şimdi bakın arkadaşlar Mekonyumlu ya da mekonyumsuz bu durumdaki pozisyondaki çocuklara ne yapıyorduk? Maske ambuyla PPV başlıyorduk. Maske ambuyla PPV başlıyoruz. Ve bebek 42 haftalık olduğuna göre, 35 haftanın üzerinde olduğuna göre de %21'lik oksijenle başlıyoruz. Peki bu yeni yaklaşım. Eskiden ne yapıyorduk? Eskiden bebeklere maskambuyla PPV yapmadan önce hastaları entübe edip entübe ettikten sonra da trans aspirasyon yapıyorduk. Artık günümüzde bu uygulanmıyor. Ya da ağız ve burundan derin aspirasyon yapılıyordu. Bu da artık günümüzde uygulanmıyor. Dolayısıyla cevabımız burada A şıkkı olmalıdır. Fetal stres nedeniyle acil sezaryenle doğan 38 haftalık bebeğin doğduktan sonra yetince solunum yapamadığı için 30 saniye boyunca başlangıç basamakları uygulanmış. Buna rağmen kalp tep atımı 50 bölü dakikaymış. Ve post ventilasyona başlanmış doğal olarak. Ve PPV'nin 15. saniyesinde kalp hızının yükselmediği göğüs kafesinin yeterince kalkmadığı saptanıyorsa. Bu aşamadan sonra ilk yapılması gerekenlerden birisi değildir diyor. Şimdi arkadaşlar çoğu e, algoritmada yanlış olarak işte kalp tepe atımı başlangıç basamaklarından sonra 50'nin işte 60'ın altındaysa PPV başlanır. 30 saniye boyunca PPV yapılır sonra değerlendirilir diyor. Halbuki öyle değildir. 30 saniyelik PPV sırasınca özellikle 15. saniyede gözümüzün bir ucuyla hastanın kalp hızı ve göğüs kafesinin yeterince kalkıp kalkmadığına bakılır. Ve eğer bu durumda eğer kalp tepe atımında yükselme Tamam mı? Varsa göğüs kafesinde de yeterince kalkma varsa, işler iyi gidiyorsa doğal olarak PPV'ye devam edilir ve 30. saniyede, 30. saniyede. Ne yaptık? 15. saniyede bunlara baktık. O zaman 15 saniye daha PPV'ye devam ettik ve normalde PPV'nin 30. saniyesinde başlangıçtan itibaren 30. saniyesinde tekrar kalp tepi atımını ne yaparız? Değerlendiririz ve ona göre ne yapacağımıza karar veririz. Eğer hastalarda kalp tepe atımında yükselme yeterince yoksa ama göğüs kafesi yeterince kalkıyorsa evet gene bir şey fark etmez. Gene hastalarda 15 saniyede PPV devam edilir ve 30. saniyenin sonunda gene kalp tepe atımı tekrar ne yapılır değerlendirilir. Ancak işte bu 30 saniyelik maske bile PPV sırasında 15. saniyede gözümüz baktığımızda hem kalp tepe atımında yeterince artış yok hem de göğüs kafesinde yeterince kalkma yoksa işte bu durumda ventilasyon düzeltici basamaklar uygulanır. Evet ki bizim hastamız bunu uyuyor değil mi? Yeterince kalp güçlü. Tabi bunu 30 saniye diye de sorabilir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani illa 15 dedik ama. Yani 30 saniye PPV'den sonra kalp hızının yükselmediği göğüs kafesinin yeterince kalkmadığı saplanıyorsa diyecek. İlk ne yaparsın? Ventilasyon düzeltici basamaklar uygulanır. Bu basamaklar nelerdir? İşte bir maske yeniden yerleştirilir. 2. Başa yeniden pozisyon verilir. 3. Ağız ve burun aspiri edilir. 4 ağız açılarak ventilasyon e, yapılır. 5 mesela maske ambuyla ile şey sırasında PPV sırasında basınç arttırılır. Ve 6. olarak da e, demek ki maske ambu ile PPV yeterince etkili olmuyor diye alternatif yollar. Nedir alternatif yollar? Endotrakeal entübasyon ya da laringeal maske uygulaması düşünülür. İşte biz bunlara ventilasyon düzeltici basamaklar adını ne yapıyoruz? Veriyoruz. Demek ki sorumuzun cevabı burada E şıkkı oluyor. Bir ventilasyon düzeltici basamakları yaptıktan sonra, ventilasyon yaptıktan sonra göğüs kafesini kaldıran e, demek ki bir 30 saniye daha, bir 30 saniye daha maske ambuyla PPV devam edilir. Düzeltici basamaklarla göğüs kafesinin kalkışı sağlandıysa, sağlandıysa 30 saniye daha maske ambuyla PPV uygulanır. Ha, ondan sonra gene kalp tepe atımı değerlendirilerek seyrine bakılır. Fetal stres nedeniyle acil sezaryenle doğan 38 haftalık bebek doğduktan sonra yeterince solunum yapamadığı için 30 saniye boyunca başlangıç basamaktan rağmen yetersiz solunum ve kalp tepatının 50 olması nedeniyle 30 saniye etkin PPV uygulanmış ve düzeltici basamaklara rağmen kalp atımı hala 55 Evet kalp tepe atımı düzeltici basamağı da uygulamış ama kalp tepe atımı hala 55 diyor. Hangisi bu bebek için uygun değildir diyor. Evet ne yaparız bu durumda? Demek ki bu durumda hastaya artık bir defa artık entübe etmek ya da gel maske uygulamak gelip yolu değiştirmek lazım. Ventilasyon yolunu hastalara göğüs kompresyonu başlamak ve masken buyla PPV'ye de bir 30 saniye daha devam etmek mi? Hayır tabii ki. Bakın göğüs kompresyonu başlar. bu defa maskem bu artık etkili değil. O yüzden ya laringel maske yolu ya da endotrakel entübasyonla postpas -post işlem ventilasyonu veriyoruz. Ve ne dedik? Göğüs kompresyonu başlandığında FiO2 %100'lük oksijene geçmek gerekir. C şıkkı demek ki burada yanlıştır. Demek ki etkin 30 saniye pozitif basınçlı ventilasyon uygulandıktan sonra uygulandıktan sonra eğer hastalarda kalp tepe atımı büyüktür 100 olsaydı büyüktür 100 olsaydı evet o zaman PPV'ye devam edebilirdik ve kalp tepe atımı düzenli olarak 100'ün üzerinde olduğu sürece ve eğer spontan solunumda başlarsa o zaman ne yapardık? Pozitif basınçlı ventilasyonu keserdik. Ve serbest oksijen verdik. Ama eğer 30 saniye etkin PPV'ye rağmen kalp tepe atımı 60 ile 99 arasındaysa ya da 60'ın altında olabilir sorumuzda olduğu gibi. Evet bu durumlarda her ikisinde de her iki durumda da önce ventilasyon düzeltici basamak uygulanır. Az önce de bahsettiğimiz gibi ondan sonra işte oksijen konsantrasyonu yükseltilebilir ve endotrakeal entübasyon ya da laringeal maske ile alternatif yol sağlanır. Tabi eğer 60'ın altındaysa bir de göğüs kompresyonunu ne yapmak lazım? Eklemek gerekir. Bu kadar basit. 30 saniye göğüs kaldıran PPV'ye mütakip. 60 saniye göğüs kom. Bu arada ha, bu arada bu şeyi başladık. Göğüs kompresyonuna başladıysak PPV ile birlikte bunu 60 saniye uygulamak gerekir. Ve 60 saniye sonra değerlendiririz. Bak 30 saniye göğüs kaldıran PPV'ye mütakip. 60 saniye göğüs kompresyonu ve %100 oksijenle pospasitli ventilasyona rağmen hala kalp tepe atımı 60'ın altındaysa diyor. Bundan sonra yapılması gereken hangisidir diyor. Bundan sonra yapılması gereken hastaya adrenalin uygulanması ve göğüs kompresyonu artı pospasitli ventilasyona Devam edilmesidir. Ve kalp tepe atımı 60'ın altında olduğu sürece olduğu sürece her 5 dakikada bir adrenalini adrenalini tekrar etmek gerekir. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Bu arada buradaki D ve E şıkkındakiler volüm genişleticilerdir. Bunlar da canlandırmada uygulanabilen adrenalin. Şimdi bakın yeni doğan canlandırma uygulamasında bir adrenalin kullanılır iki volüm genişleticiler kullanılır. Volüm genişleticileri kullanmak için bir defa yeniden canlandırma uygulamasına yanıt yoksa şok bulguları varsa özellikle eritrosit vermek içinse bir kanama öyküsü, kanama anamnezi varsa evet, o zaman bunlar endike olurlar. Yeni canlandırma sırasında ventilasyon sağlanmadan önce kullanımı solunumsal asidoza yol açtığı için ventilasyon sağlandıktan sonra kullanması gereken ilaç hangisidir? Şimdi arkadaşlar yeni doğan canlandırma uygulaması sırasında kont endike olan ilaçlar nelerdir dersek evet çıklarımızın hepsidir. Bakın atropin kontrendikedir. Aminofilin kontrendikedir. Kalsiyum kontrendikedir. Kafein kontrendikedir. Sodyum bikarbonat kontrendikedir. Ve naloksan kontrendikedir. Evet naloksan da artık günümüzde kontr bir ilaçtır bunu da lütfen unutmayın eskiden özellikle kalp tepatımı yükselip solunum yanıt vermeyen vakalarda kullanılabiliyordu günümüzde bu da kontr ama ne zaman yeni canlandırma uygulaması sırasında bir de yeni doğan canlandırma uygulası sonrasında kullanılan ilaçlar vardır bu sonrasında kullanılan ilaçlar mesela işte periferik dolaşımı yeterince sağlayabilmek için ne kullanılabilir? İşte dopamin infüzyonu ya da adrenalin infüzyonu kullanılabilir. Eğer enfeksiyon düşünmüyorsa antibiyotikler kullanılabilir. Üçüncü olarak da sodyum bikarbonat kullanılabilir. Evet bu sodyum bikarbonat özellikle 1 mili ekualan bölü litre bölü dakika hızında Doz olarak da 2 mili alan bölü kilogram %4.2'lik ne için? Tabii ki persistan bir asidoz durumu söz konusuysa kullanılır. Ama dikkat ne diyor burada? Ee, i̇şte ventilasyon sağlanmadan önce kullanımı solunumsal asidoza ulaştığı için yeniden canlandırma uygulama sırasında kullanmıyoruz. Tabi bir yan etkisi de neydi? Özellikle preterm bebeklere çok hızlı verildiği zaman ne yapıyordu? Beyin kanamasına yani intraventriküler kanamaya yol açabiliyordu. Demek ki yeni doğan canlandırma uygasındaki kontrolündeki ilaçlar atropin, aminofilin, kalsiyum, kafein, sodyum bikarbonat ve naloksandır. Yeni doğan canlandırma uygulaması sonrasında kullanılan ilaçlarda dopamin, adrenalin, gerekirse antibiyotikler ve sodyum bikarbonattır. Bu arada bu sodyum bikarbonatın canlandırma uygulaması sonrası kullanımı evet, Nelson'da vardır. Ama açık söyleyeyim. Yeni Doğan canlandırma uygulamasının textbooklarında, neonatal textbooklarında sonrasında da kullanılmaması gerektiği söylenir. Ben Nelson'a göre bu sorunun cevabını verdim size. Evet arkadaşlar Yeni Doğan'da çok önemli bir konu solunum sistemi hastalıkları. Evet aşağıdaki hangisi prematür bebeklerde apneyin altta yatan ciddi nedene dayalı olduğunu düşündürtmez. Şimdi arkadaşlar apne yeni doğanda eğer term bir bebekte söz konusuysa bu zaten ciddidir. Yani kesinlikle patolojiktir. Ama eğer prematür bir çocukta apne varsa bu idiopatik prematür apnesi olabileceği gibi ciddi yani patolojik bir apne de olabilir. Bu ayrımı nasıl yapıyoruz? Peki hangi apneler patolojik düşünülmeli ya da ciddi düşünülmeli? Eğer apne 20 saniyeden uzun sürüyorsa, apneye bradikardi eşlik ediyorsa, apneye siyanoz eşlik ediyorsa, eğer tabi apne 20 saniyeden kısa olsa bile bradikardi ve siyanozun eşlik etmesi gene ciddi düşündürtür. Bunu da unutmayalım. Ve gene 20 saniyeden kısa olsa bile bradikardi ile e, siyanoz eşlik etmese bile. Eğer ikinci haftadan daha sonra ortaya çıkıyorsa burada ciddi patolojik apne düşünmek gerekir. Halbuki idiopatik prematür apnesi 20 saniyeden nedir? kısadır. bradikardi eşlik etmez. sianoz eşlik etmez. Genelde hayatın ilk iki haftasında ortaya çıkar. Ve hem obstriktif hem de santral yani mixed apne şeklindedir. Evet 20 saniyeden uzun sürmesi patolojik düşündürür. bradikardi eşlik etmesi patolojik düşündürür. Siyanoz eşlik etmesi patolojik düşündürür. 2 haftadan sonra ortaya çıkması patolojik düşündürür. Mixed tipte olması idiopatik prematür apnesinin özelliğidir. Peki yeni doğan bebeklerde apne ve bradikardi nedeni olması en az olası neden aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yeni doğan bebeklerde santral sinir sistemi patolojileri, solunum sistemi patolojileri, enfeksiyonlar ya da gastrointestinal sistemde işte nekrotizan, enterokulit, perforasyon gibi durumlar zaten apne nedeni değildir. Bunun dışında metabolik ve kardiyovasküler bazı durumlarda apne ve bradikardi nedeni olabilirler. Soru da bunu sorguluyor. Evet diyor ki Tansiyon. Bakın arkadaşlar tansiyon arteriyel düşük de olsa yüksek de olsa yani hipotansiyon da olsa hipertansiyon da olsa apne ve bradikardi nedenidir. Diyor ki anemi mi polistemi mi? Evet arkadaşlar anemi. Hemoglobinin düşük olması bir apne nedenidir. Polistemi genellikle bir apne nedeni olarak ne yapılmaz? Düşünülmez bu arada. Bu arada hipokalsemi evet kalsiyumun düşük olması sodyumun hem düşük hem yüksek olması bir apne nedeni olarak karşımıza çıkar. Gene vücut ısısının hem düşük hipotermik hem hipertermik olması apne nedenidir. Kan glikoz düzeyinin düşük olması yani hipoglisemi apne nedenidir. Gene amonyak düzeyinin yüksek olması hiperamonemi apne nedenidir. Gene organik asit düzeylerinin de yüksek olması gene apne nedenleri arasında yer alır. Demek ki sorumuzun cevabı burada polistemi olmalıdır. Persistan prematür apne tedavisinde kullanılması uygun olmayan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eğer bir persistan prematür apnesi intermitan ve hafifse hastaya taktil stimülasyon verilir ve nazal kanal ile oksijen verilir. Ama prematür apnesi persistansa yani intermitan hafif değil de persistansa ilk yapılması gerekenler hastaya ya nazal spep uygulaması yapılması ve ısıtılmış nemli yüksek akım nazal kanülle hastaya oksijen verilmesidir. Eğer bu etki etmiyorsa ikinci olarak yapılması gerekense hastaya metilksantin verilmesidir. Yani teofilin ve kafein strat verilmesidir. Evet apne tedavisinde yeri yoktur. Çünkü gaz gastrozofaja reflü ile apne arasında herhangi bir ilişki söz konusu değildir. Bu arada bu anti asitlerin prematürdeki etkileri soru olacak gibi duruyor. Evet bakın arkadaşlar anti asit kullanımı prematür bebeklerde sepsis riskini arttırır. Nekrotizan enterokolit riskini arttırır. Apne riskini azaltmaz tam tersine arttırır. Gene o zaman bradikardi riskini ne yapıyormuş arkadaşlar? Apne ve bradikardi riskini arttırıyor ve ölüm riskini de ne yapar? arttırır. Bu arada eğer e, ciddi bir anemi varsa ve apneye neden oluyorsa eritros transfüzyonu da gene yapılabilir tedavi yöntemleri arasındadır. Evet, prematür bebeklerde kafein kullanımının etkileriyle ilgili ifadelerin hangisi doğru değildir? Apne sıklığı ve ciddiyetini azaltır. Evet bu doğrudur. Mekanik ventilasyondan ekstubasyonu hızlandırır. Bu da doğrudur. Çok önemli bir şey geliyor. Bronkopulmoner displazi gelişim riskini azaltır. Evet kafein strat kullanımı apne için bronkopulmer displiz riskini de azaltır prematür bebeklerde. Gene önemli nöro gelişimsel prognozu iyileştirir. RDS gelişim riskini azaltır. Hayır RDS gelişim riskini azaltmak gibi bir özelliği yoktur kafein sitratın. Diyabetik 26 yaşındaki annenin sezeryanla 36 haftalık doğan erkek bebeğinde Doğumu takip başlayan solunum sıkıntısı siyanoz, ilerleyen saatlerde nazal oksijene rağmen derinleşmiş. Akciğer grafisinde havalanmazlığı, retiküle dönemler görünüm ve hava bronkogramları saptanmış. Kan sayımı normal, CRP negatif saptandıysa en olası tanı hangisidir diyor. Şimdi bu çocuk pneumotoraks olsa radyolojik görünüm bu olmaz. Demek ki radyoloji ile uyumsuz olduğu için bu sorunun cevabı pneumotoraks olamaz. Yeni doğanın geçici takip nesinde ise evet bu bebeklerde doğumdan sonra solunum sıkıntısı başlar ama genellikle oksijene yanıt verir değil mi? Oksijene yanıt verir bu hastalar. Onun dışında radyoloji de bu şekilde değil havalanma fazlalığı şeklinde olur. Demek ki bu da değildir. Gene mekoyma aspirasyonu sorumuzda olduğu gibi geç bir pretermde değil term posterm bebeklerde genellikle ortaya çıkar. Term ya da postern aynı bebeklerde ortaya çıkar ve gene radyoloji uyumsuzdur. Çünkü orada radyolojide hem amfizematoz hem de atelektazik böyle kaba grönler bir görünüm olması gerekir. Grup B streptokok pnömonisi RDS. Evet grup B streptokok ve pnömonisi bu hastanın kliniğiyle ile uyumludur bir defa. Ayrıca radyolojik olarak da gene uyumludur hastalarla. Peki sorunun cevabı hangisi? Şimdi diyor ki CRP ne diyor? negatif diyor. Evet CRP pozitif olsaydı bu grup B streptokok pneumonisi lehine olurdu. Negatif olması RDS lehine ama buradaki asıl önemli ayırt edecek şey ise risk faktörleri. Arkadaşlar burada risk faktörleri vardır RDS için. Ne olmak? Diyabetik anne çocuğu olmak RDS risk faktörüdür. Sezaryenle doğmak RDS risk faktörüdür. Prematür olmak RDS risk faktörüdür. Erkek bebek olmak RDS risk faktörüdür. O yüzden de sorunuzun cevabı RDS olmalıdır. Hangisi yeni doğanlarda RDS gelişim risk faktörlerinden biri değildir. Şimdi tekrar edelim. Diyabetik anne çocuğu olmak, sezaryenle doğmak, prematür olmak, erkek bebek olmak risk faktörüydü. Peki asfiksi? et evet, asfiksi de gene bir risk faktörüdür. Hipotermi de risk faktörüdür. Çoğul doğum da bir risk faktörüdür. Etkilenen kardeş öyküsü olması da risk faktörüdür. Evet hipervolemi değil arkadaşlar. Hipovolemi. Hipo Volemi bir RDS risk faktördür Aynı zamanda gene hipotansiyonda, hipotansiyonda RDS'nin risk faktörleri faktörleridir. Hipervolemi preterm bebeklerde PDA için risk faktördür değil mi? PDA riskini arttırır. Bronkopulmoner displazi riskini arttırır ve kalp yetmezliği riskini arttırır. RDS riskini değil hangisi RDS riskini azaltan etkenlerden birisi değildir. Evet maternal kronik hipertansiyon da gebelik hipertansiyonu da uzamış erken membran rüptürü de annede steroid profilaksisi de gene maternal eroin kullanımı da kullanımı da bunlar da RDS riskini azaltan nedenlerdir. Hızlı ilerleyen doğum yani partus prespatus ise Tam tersine RDS riskini arttıran risk faktörlerinden bir tanesidir. Az önce söylediklerimiz gibi. Yukarıdaki hastalıklardan hangisi veya hangileri klinik ve radyolojik olarak RDS'den ayırt etmek zordur. Şimdi bir defa mekoyum aspirasyonu sendromu term post -term bebeklerde karşımıza çıkar. Radyolojide tamamen farklıdır. Yine persten pulmoner hipertansiyon term post -term bebeklerin, ayıcarlı bebeklerin sorunudur. Ve idiopatik olduğunda genellikle akciğer grafisi gene normal Değil. Yeni Doğan geçit takipnesinde ise radyoloji de farklıdır. Oksijen tedavisine yanıt vermeyle klinikte farklıdır. Ha grup B streptokok pneumonisi ve total pulmoner venöz dönüş anomalisi ise genellikle klinik ve radyolojik olarak tedavisinden ayırt etmek oldukça zordur. Bunlardan grup B streptokok pneumonisini kan kültürüyle ayırırken total pulmoner venöz dönüş anomalisini ayırtmak için ise ekokardiyografi yapmak gerekir. Term ve terme yakın yeni doğan bebeklerde respiratör distres sendromuna neden olan ailesi hastalık aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu ailesi hastalıkların hepsi yeni doğanda bir defa respiratör distrese neden olur. Ama respiratör distrese respiratör distres sendromu aynı şey değil bildiğiniz gibi. Evet bunların içinde RDS'ye neden olursa konjenital alveolar proteinozdur. Diğer adıyla konjenital surfaktan B eksikliğidir. Tamam mı arkadaşlar? Ve term bebekte de gene RDS nedeni olarak karşımıza çıkar. Bir hafta sonrasında preterm doğum beklenen 24-36 hafta gestasyon aralığında annelere betametazon uygulamasının etkileriyle ilgili ifadeler hangisi doğru değildir? Eskiden biliyorsunuz bu e, steroid uygulamasını 24-34 haftalık arasında yapardık. Günümüzde 24-36 hafta arasındaki bebekler öneriliyor. Çünkü ciddi intraventriküler kanama insidansını azaltıyor. RDS'nin insidansını ve mortalitesini de azaltıyor. Aynı zamanda yeni doğan bebeklerin genel mortalitesini de azaltıyor. NEC insidansını evet azaltır antenatal steroid. Nöro gelişimsel yetersizlik insidansını azaltır antenatal steroid. Diyor ki maternal koreanlönitik ve perperal sepsis riskini arttırır. Hayır arttırmaz arkadaşlar. Aynı zamanda gene maternal ölüm riskini de koreanlöniti de sepsis riskini de arttırmaz. RDS gelişmiş prematür bebeklerin tedavisinde kullanılmayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle RDS'li bebeklere nazal, nazal, sürekli pozitif hava yolu basıncı nazal SPEP uygulaması yaparız. Nazal SPEP'e rağmen e, FIOX'i %40 ile 70 arasındaki oksijen oksijen saturasyonu %90'ın altındaysa hastalara mekanik ventilasyon ve egzojen surfaktan uygulaması yapılır. Demek ki buna yanıt olmadığı zaman B ve C şıkkını ne yapıyoruz? Uyguluyoruz. Ve ne demiştik? Grup B streptokok pinomanisi ile RDS klinik ve radyolojik olarak ayırt edilmediği için kan kültürü sonucu gelinceye kadar ampirik, antibiyotik tedavisi de başlamak gerekir. Evet, nitrooksit tedavisinin herhangi bir faydası RDS'li prematür bebeklerde gözlenmemiştir. Geberin 28. haftasında 1000 gram doğan bebek RDS ile 28 gün mekanik ventilasyon oksijen tedavisi almış. Bebek şu an postmenstrual 36. haftada minimal oksijen ihtiyacı devam etmekte ise bu bebek için en olası tanı hangisidir? Şimdi arkadaşlar bir bebek bir e, prematür bebek eğer 28 günden fazla oksijen tedavisi almışsa bu bebek 32 haftanın altındaysa eğer post menstrual 36. haftada veya taburcu edildiğinde oksijen ihtiyacı devam ediyorsa biz buna bronkopulmoner displazi deriz. Gene aynı şekilde eğer bebek 28 günden fazla oksijen aldıysa büyük eşit 32 haftalıksa bu sefer de postnatal 28 ile 56. gün arasındaysa yani 56'dan az bir günde geldiyse ya da gene taburcu edildiğinde. Oksijen ihtiyacı devam ediyorsa gene bronkopulmoner displezi Hatta eğer oksijen ihtiyacı yoksa hafif bronkopulmoner displezi, eğer FIO2'si %30'un altında bir oksijene yanıt veriyorsa orta ama %30'dan daha fazla oksijene ihtiyacı varsa buna da ciddi bronkopulmoner displezi adı verilir. Bronkopulmoner displezi riskini artıran durumlardan olmayan aşağıdakilerden Hangisidir? Et evet, bronkopulmoner displazi riskini artıran önemli nedenler arasında ventilatörün hacim travması ve oksijen destek tedavisi vardır. Oksijen radikallerinden dolayı. Gene koryo amniotit gibi pre ya da postnatal enfeksiyonlar yani hem prenatal hem postnatal enfeksiyonlar arkadaşlar riski arttırırlar. Hipovolemi değil de neydi arkadaşlar? Hipervolemi. Evet hipervolemi bronkopulmoner displezi riskini arttırırdı. Tabi hipervolemi yerine burada PDA da diyebilir. Ya da IV sıvı alımı da diyebilir. Bunlar da buna yol açacak nedenlerdir. Bu risk faktörüdür. Evet postnatalde prenatalde. Hem postnatal hem prenatal gelişme geriliği de gene bronkopulmoner displezi için risk faktörleridir. Bronkopulmer displezi riskini azaltmak için günümüzde önerilen yöntemlerden olmayan hangisidir? En önemli korunma yöntemi doğum salonunda erken nazal SPEP yapılmasıdır günümüzde. Gene buna benzer şekilde doğum salonunda hastayı intübe edip hemen surfaktan verip sonra erken ekstubasyonu yapıp tekrar nazal SPEP'e geçmek gene yöntemler arasında yer alır. Ne demiştik? Pretor apnesi için verilen kafein tedavisi bronkopulmer displezi riskini azaltırdı. Ve günümüzde endotrakeal budesonit özellikle birlikte surfaktanla birlikte budesonit uygulaması da bronkopulmoner displezi riskini azaltan yöntemlerdir. Sistemik ve inhaler kortikosteroid kullanımı ise et evet, bronkopulmoner displaziyi azaltır. Ama arkadaşlar CP riskini arttırır. Bundan dolayı da önerilen yöntemlerden bir tanesi değil dir Bunun dışında nedenlere bakacak olursak mesela rutin antibiyotik kullanımının gene inhale bronkodilatör kullanımının ve diüretik kullanımının da herhangi bir faydası olmadığı gözlenmemiştir. Daha önce tusta çıkan A vitamini kullanımı bronkopulmer displazi riskini azaltırdır. Ama günümüzde biraz tartışmalı olarak kullanılır. Ama bu arada bakın bunlar Önerilmeyen BPD riskini azaltmak için yöntemler. Ama bronkopulmoner displazi tedavisinde diüretik olan furosemid kullanılır. Sıvı kısıtlaması yapılır. İnhale albuterol e, hatta itrotropium bromid gibi e, inhale e, e, bronkodilatörler kullanılır. Sistemik steroid de kullanılır. İnhale nitrik oksit ve sildenafil de kullanılır. Ama bu tedavi başka. Riski azaltmak için önerilen yöntemler. Başka bunu karıştırmayalım. Gebeliğin 36. haftasında yani geç preterm bir bebek, elektif sezeryanla ikiz eşi olarak diyabetik, astmatik anne bebeğinde. Sonun güçlü bir inleme çıkıyor. Akciğer sesleri doğal, akciğer sesleri doğal. Solunum sayısı yüksek, takip var? Kalp tepe atımı üst sınırda, göz ön arka çapı artış, havalanma artışı var gibi. Kan gazında pH 7.31, karbondioksit 50, oksijen 60 yani kan gazı Normal arkadaşlar. Yeni doğan için 7.25-7.35 arasıdır pH. Gene karbondioksitin özellikle 50 ve altında olması, oksijenin 50'nin üzerinde olması normaldir. Akciğer grafisinde periler için difüz havalanma artışı ve fissürde sıvı hattı varsa en olası tanı Hangisidir? Diyor. Bir defa bronkopulmoner displazi değil. Çünkü demin tanımını yaptık. Bir defa doğduktan sonra 28 günlük bir oksijen tedavisi sonrası bir klinikten bahsediyoruz. Uyumsuz. Persisten fetal sirkülasyon bir defa term, post term bebeklerde görülür. Bu hastanın ile de ile de alakası yoktur. Gene respiratuar distres sendromunda ise et evet, prematür bebeklerde, diyabetik anne bebeklerinde, elektif sezeryanda görülür, doğar doğma sonun sıkıntısı görülür. Ancak onda kan gazında değil mi? bir asidoz mesela görülebilir. Ee, onun dışında radyoloji tamamen uygun, uyumsuz. Ee, bundan dolayı RDS'de bu sorunun cevabı olamaz. E, evet, Diyendoğan'ın geçici takipnesi de amniotik sıvı aspirasyonu da klinik ve radyolojik olarak bu vakamızla uyumludur arkadaşlar. Ancak amniotik sıvı aspirasyonunda risk faktörleri olmaz ama gördüğünüz gibi işte geç prematür olmak, elektif sezaryenle doğmak, ikiz eşi olarak doğmak, diyabetik anne çocuğu olmak, astmatik anne çocuğu olmak bakın bunlar yeni doğanın geçici takipmesinin risk faktörleridir. Bunun dışında mesela gene hızlı ilerleyen doğum da bir diğer risk faktörü. Eğer buna hızlı ilerleyen doğumu da eklerseniz evet TTN'nin risk faktörlerinde bu yuvarlak içine aldıklarımızı göstermiş oluruz. Peki yeni doğan geçit takipnesinde oksijen ihtiyacını azalttı ve iyileşme hızlandırdığı için erken dönemde başlaması önerilen tedavi hangisidir? Normalde tedavisi yeni doğan geçit takipnesinde arkadaşlar hastaya oksijen desteği sağlanmıştır. Oksijen desteği sağlanınca zaten 3-4 gün içinde spontan kendiliğinden düzelir. Sıvı kısıtlaması tartışmalıdır. Eskiden uygulanan oral furosemit artık günümüzde kullanılmıyor. Nebulize rasemik epinefrinin bir faydası yoktur. İnhala bu bir faydası yoktur. Ama günümüzde modern bir yöntem ve yeni bir uygulama inhala albuterol yani salbutamol özellikle sodyum potasyum ATPaz ve epitalyal sodyum kanalı. Epitalyal sodyum kanalını aktive eder arkadaşlar. Bu aktivasyonla da sodyum atılır. E, sodyum atılınca beraberinde su atılır. Zaten amniyon sıvısının tam atılamamasına bağlı geçişli takipine geliştiği için sıvıyı azaltacağı için tedavide de fayda sağlar albu albuterol. Preklamtik annenin zamanında normal spontan vajinal yolla doğan bebeği ağlamıyor. Solunum yüzeyel, siyanozu nedeniyle maske ve ambulo uygulanıyor. Çekilen akciğer grafisinde düzensiz havalan ve kaba grönler patern saptanıyorsa diyor bu bebekte en olası tanı hangisidir? Şimdi demek ki bir fetal distres söz konusu. Fetal distrese girmiş ve doğar doğmaz ağlamama siyanoz var ve akciğer filminde düzensiz havalanma ve kaba görünler patern. Yani bir aspirasyon paterni var gibi duruyor. Şimdi bir defa RDS olamaz çünkü RDS preternlerde olur. Hastamız prematür değil. Radyolojik görünümde uyumsuz. Yenidoğan geçici takipnesinde geçici takip klinik bu hastada çok ağır. Yenidoğan geçici takip genellikle böyle doğar doğmaz. Solunumu yüzeyel siyanozun olmaması, bebeğin ağlamaması kliniğiyle karşımıza çıkmaz. Acı radyoloji de uyumsuz. Grup B streptokok pneumonisi de gene radyolojik olarak vakamızla uyumsuz. Persen pulmoni hipertansiyon klinikli uyumsuz. Evet sorunun cevabı amniyotik sıvı aspirasyonudur. Amniyotik sıvı aspirasyonu karşımıza genellikle introtöndüren de fetal disesi nedeniyle amniyot sıvısını aspir eden bebeğin doğar doğmaz sorun sıkıntısıyla gelmesi, akciğer grafisinde düzensiz havalanma, kaba görünenler, paternlerle karşımıza çıkmasıdır. Genellikle hasta semptomatik solunum desteği, sistemik antibiyotik gibi tedavilerle 3-4 gün içinde düzelir. Preklamtik annenin yani gene fetal bir distres var. 42 haftalık yani posten bir bebek söz konusu. 2100 gram yani intrauterin gelişme röteri var. İlk saat içinde solunum sıkıntısı, retraksiyon, siyanoz ortaya çıkmış. Göğüs ön arka çapı artmış, havalanma artışı var. Diyafragma kosta düzleşmiş, havalanma artışı var. Ama bunun yanında yama tarzında kaba infiltrasyon alanları var. Yani hastada hem amfizematöz, havalanma artışları hem de atelektazik kaba grönler görünümler birlikte ise en olası tanı hangisidir diyor. Şimdi defa konjenital kalp hastalıklarında radyoloji değil mi? Normal olur arkadaşlar. Bu değil. Gene yaş akciğer hastalığının yeniden geçici e, takip nesinde radyoloji bu şekilde olmaz. Gene radyoloji bu hastayla uyumsuz. Bu değil. Primer pulmer hipertansiyonunda gene radyoloji genellikle normal olur idiopatik olanlarda. Bu da değil. Konjenital diyafragma hernisinde Gene radyolojide bu şekilde havalanma aracı kaba tarzında infiltrasyonlar değil daha çok sol tarafta bulgularla karşımıza çıkar. Bu tipik bir term post bebeklerin fetal stres sonucu nedeniyle yeniden sonra solunum sıkıntısıyla gelip işte amfizematöz ve atletezik alanlara bağlı radyolojik bulgularla karakterize mekoyma aspirasyonu sendromudur. Hangisi mekoyma aspirasyonu sendromu riskini azaltır. Evet amnioinfüzyonun mekoyum aspirasyonu riskini azaltmadı kesindir. Eskiden uygulan intrapartum nazofaringel aspirasyon da mekoyum aspirasyon riskini azaltmaz. Eskiden yapılan doğduktan sonra endotrakeal aspirasyonun da günümüzde artık mekoyum aspirasyonu riskini azaltmadığı gösterilmiştir. Tıpkı ampirik antibiyotik terapinin işe yaramadığı gibi. O yüzden mekoyum aspirasyondan korumanın nedeni fetal stresi ortadan kaldırmak. Eğer fetal stres hala varsa da Acil olarak bebek mekonyum aspireti etmeden acil doğuma almaktır. Hangisinin mekonyum aspirasyonu sendromu tedavisine yeri yoktur? Evet mekonyum aspirasyonu tedavisinde tedavinin ilk başlangıç tedavisi tabii ki oksijenle destek tedavisi vermektir. <laughs> Buna rağmen eğer hastanın oksijenizasyonu düzelmiyorsa konvansiyonel bir mekanik ventilasyon uygulamaktır. Bu konvansiyonel mekanik ventilasyon sırasında eğer persistent pulmoner hipertansiyon gelişiyor, hastanın kliniği de düzelmiyorsa egzojen surfaktan ve inhaler nitrik oksit verilebilir ki bu ekstra korporal membran oksijenasyonu ihtiyacını da ne yapar? Azaltır. Çünkü yanıtsız vakalarda ekstra korporal membran oksijenizasyonu yapmak gerekir. Ampirik antibiyoterapi mekoyum sendromun tedavisine yeri yoktur. Solunum sıkıntısıyla oksijen verilen termiyeni yeni doğanın? Siyanozu düzelmemiş. %100 oksijenle pozitif pasif ventilasyon uygulanmış. Oksijen saturasyonu %20'lik artış saptanmışsa. Akciğer grafisi normal ise en olası tanı hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bronkopulmoner displezi klinik zaten doğar doğmaz olmaz. Bu tamamen uyumsuz. Mekoyum aspirasyonu sendromunda doğar doğmaz. Evet solunum sıkıntısı gelişir. termiyeni bir yeni doğanda da gelişir. Ancak bir oksijene yanıt vardır bu hastada. Bu vaka gibi yanıtsız değildir. Aynı zamanda akciğerde belirgin bir patoloji vardır. O yüzden bu da uyumsuzdur. Gene pulmoner alveolar proteinozda hem akciğer patolojisi vardır. Aynı zamanda oksijene yanıt verir. Bu da değildir. Gene RDS zaten klinik olarak prematür bebeklerdedir. Hem de oksijene yanıt verir hem de belirgin akciğer patolojisi söz konusudur. Bu da değil. Evet sorumuzun cevabı idiopatik ya da asfiksiye bağlı yani akciğer grafisinin normal olduğu, oksijene yanıt alınamayan, solunum sıkıntısı ile karakterize persten pulmoner hipertansiyondur. Hangi yeni doğanlarda görülen persten pulmoner hipertansiyonu predispozan faktörlerden biri değildir. Şimdi persten pulmoner hipertansiyon idiopatik olabileceği gibi altta yatan predispozan nedenlerde olabilir. Hangisi bu nedenlerden bir tanesi değildir diyor. Evet doğum asfiksisi persten pulmoner hipertansiyon risk faktörüdür. Gene erken sepsisi risk faktörüdür. Respiratör distres sendromu da grup B streptokok pinomonisi de gene risk faktörüdür. Evet arkadaşlar anemi değil tam tersine polistemi değil mi? Polistemi persten pulmoner hipertansiyon risk faktörü olması gerekir. Gene pulmoner hipoplazi ve pulmoner hipoplaziye yol açabilecek durumlar ne olabilir? Konjenital diyafragma hernesi olabilir mesela. Gene oligohidro amniyos olabilir. Ya da amnion sıvı kaçağı gibi durumlar pulmoni hipoplaziye yol açarak persan pulmoni hipertansiyon predispozan yaratabilirler. Bunun dışında önemli bilmemizi istediğim birkaç tane daha predispozan faktör var. Bunlardan bir tanesi hipotermidir arkadaşlar. Gene bir diğeri hipoglisemidir. Bir de annenin kullandığı yani annenin kullandığı iki tür ilaç. Bunlardan bir tanesi SSRI, bir diğeri de annenin kullandığı non anti inflamatuarlar gene bebekte perisanpuleri hipertansiyona neden olabilirler. Persen primer hipertansiyon tedavisinde mekanik ventilasyon ve predispozan faktörünün düzeltilmesi yanında ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Evet sedasyon için pankuranyum bunlar solunum cihazıyla boğuştukları için tedavide kullanılırlar ama ilk yapılması gereken değildir. Bu arada pankuranyumun özellikle sağırlık yan etkisi olduğunu da unutmamak gerekir. İnotrop tedavisi için dopamin infüzyonu evet kullanılır. Ancak dediğim gibi bu da ilk yapılması gereken değildir. Evet, ilk yapılması gereken hastaya pulmoner bir vazodilatör olan inhale nitrik oksit verilmesidir. Bu arada hiperventilasyon ve alkalizasyon artık günümüzde uygulanmayan. Bakın sedasyon için pankuranyum uygulanır. Inotrop dopamin infüzyonu kullanılır. İnhalen nitrik oksit kullanılır. Ama günümüzde artık eskiden kullanılan hiperventilasyon ve alkalizasyon kullanılmaz. Bunun yerine günümüzde özellikle nazik ventilasyon yani hiperventilasyon değil nazik ventilasyon ve böyle hastada hipokarbi oluşturmak değil tam tersi normokarbi hatta izin verilen hafif bir hiperkarbi permistif denir hiperkarbi şeklinde yönetmek gerekir durumu. Ekstra membran oksijasyonu evet tedaviye yanıt olmayan vakalarda tedavide kullanılabilir bilir ama içlerinde ilk yapılması gereken inhaler nitrik oksit vermektir. Yeni doğan bebeklerde persan primer kullanması tedavisi ilaç hangisidir? Evet arkadaşlar ne demiştik? Bakın inotrop tedavi için dopamin başlardık. Ama eğer miyokard kontraktilitesini azalttığı düşünülüyorsa dobutamin, epinefrin ya da milrinon da kullanılabilir. Gene ne demiştik? İnhale nitrik oksitle vazodilatasyon sağlardık. Ama eğer inhale nitrik oksite yanıt yoksa inhale prostosiklin yani prostaglandin I2 ve IV sildenafil de bunlar da nitrik oksite yanıtsız vakalarda kullanılabilir. Gene pulmoner vazodilatasyon için eskiden Talozolin sık kullanılırdı. Gene magnezyum sülfat kullanılabilirdi. Günümüzde de gene tercih edilmesi de kullanılabilir. İnhale indometazin kullanmaksa kontr endikedir arkadaşlar. Çünkü indometazin prostosiklin düzeyini, prostosiklin düzeyini ne yapar? Azaltır. Halbuki biz tedavide prostosiklin veriyoruz pulmoner basıncı azaltmak için. Evet, zamanında normal yolla doğan kız bebekte doğumu takip solunum sıkıntısı başlıyor. Oksijen tedavisine rağmen hasta kötüleşiyor ve siyanoz gelişiyor. Dinlemekle solda solunum sesleri azalmış, kalp sesleri sağda duyuluyor. Yani solda bir patoloji var. Kalbi de sağ tarafa doğru itmişse ekstubasyon sonrası klinik hızla, entübasyon sonrası hızla düzeliyorsa en olası tanı. Evet arkadaşlar bu çok tipik bir konjenital diyafragma hernisidir. Niye? Çünkü bir defa solda. Çünkü bu genellikle soldadır. Ve kalbi sağ tarafa iter. Gene kızlarda daha sık olarak karşımıza çıkar. Ve entübasyon sonrası klinik hızlıca düzelir tipik bir konjenital diyafragma hernesi, bortada kendisi sorusudur. Konjenital diyafragma hangisi kötü prognostik değildir? Evet karaciğerin toraksı olması kötüdür. İlk gün semptomatik olması kötüdür. Ciddi pulmoner hipoplasik kötüdür. Karşı taraf akciğer herniasyon kötüdür. İntrauterin akciğer baş oranının 1.4'ten büyük değil küçüktür 1 olması kötüdür. Tam tersine de 1.4 olması ise iyi prognoz anlamına gelir. Hangisi yeni doğanlarda masif pulmoner hemorajiye neden olabilen hastalıklardan birisi değildir diyor. Bakın bu konu önemli ve beklediğimiz bir sorudur. Şimdi masif pulmoner hemorajiye neler neden olabilir? Şimdi bir defa yeni doğanın hemorajik hastalığı yani kavit eksikliği bunun nedeni olabilir. Ya da hastalarda trombostopeni bu durumun nedeni olabilir. Ya da eritroblastozis fetalis de bunları tahmin etmek zor değil. Bunun nedeni olabilir bilir. Bunun dışında önemli nedenler ne? Bunun dışında mesela mekanik ventilasyon evet e, ciddi bir kanamaya neden olabilir. Dikkat edin buraya. Hipotermi. E soğuk hasar zaten masif pulmoner hemorajiye neden olarak yeni doğan bebekleri öldürür. En önemli ölüm nedenidir zaten hipotermiye bağlı yeni doğanlarda ve önemli bir şey surfaktan tedavisi. Evet aşırı doz surfaktan da Akciğerde kanamaya neden olabilir ki en önemli yan etkisidir. Bunun dışında özellikle üresiklus defektlerindeki gibi hiperammonemi yapan durumlar masif pulmoner emorajiye neden olabilirler. Ağır hipoksi yani asfiksi de pulmoner kanama önemli bir şekilde karşımıza çıkabilir. Hem Grup B streptokok pneumonisi gibi pneumoni dolay olarak da hem de RDS gene pulmoner kanamaya neden olabilir. Hem PDA ve diğer konjenital kalp hastalıkları da gene pulmoner kanama nedenidir. Konjenital lobar amfizem ya da pulmoner sekestrasyon gibi konjenital akciğer anomalilerinin ise masif bir pulmoner hemorajiye neden olması beklenmez. Hangisi yeni doğanlarda pulmoner hemoraji tedavisinde yeri yoktur. E pulmoner varsa tedavide tabii ki kan transfüzyonu yaparız. E, hava yolunu aspre ederiz. Önemli. İntratrakel epinefrin evet kanamayı durdurmak için kullanılabilecek bir yöntemdir. Egzojen surfaktan ne demiştik? Egzojen surfaktan akciğeri kanatır. Peki o zaman akciğer kanaması tedavisinde te verilir mi? Evet verilir. Çünkü sen akciğer içine kanama olduğu zaman endojen surfaktan düzeyi de azalır. Dolayısıyla her ne kadar surfaktan akciğer kanaması yapsa da kanama varsa kanama surfaktan azaltacağı için egzojen surfaktan da tedavide kullanılır. Evet düşük frekanslı değil yüksek frekanslı ventilasyon yapılır. Nedeni ne? Sen akciğer içi eğer ortalama basıncı arttırırsan bu tampon mekanizması yaparak ne yapar? Kanamayı durdurur. O yüzden de özellikle yüksek frekanslı ventilasyon değil mi? Yüksek frekanslı ya da osilatör ventilasyon yapılması gerekir. Ya da eğer hastalarda biz normal mekanik ventilasyon, klasik mekanik ventilasyon yapıyorsak PEP, PEEP basıncını arttırarak ortalama hava yolu basıncını arttırırız.